Aydın Doğan'ın manevi evladı İliksiz'e ne anlatacaksın Oktar? Biraz şu kromozomlardan anlat da İliksiz dinlesin. İnşallah. İnşallah hocam. DNA zinciri var. Bütün insanın ve canlıların bilgisinin kodlandığı. Mesela insanda 1-1,5 metre uzunluğunda 3.2 milyar harften oluşuyor. 4 tane kaç harf? 3.2 milyar harf. 3.2 milyar harften oluşan bir kitap. Evet. 1 milyon sayfalık. Ansiklopedi. Yani şimdi 2'yi boş verelim. 3 milyar diyelim. Evet. 3 milyar harften oluşan. Evet. Bir kütüphane. 1000 ciltlik ansiklopedi yapıyor hocam. 1000 ciltlik ansiklopedi. Evet. Ve kusursuz yazılmış. Evet hocam. Harf hatası olmayan. Harf hatası. Heh. Bir kütüphane. Evet, devam et. Bunda 25 bin tane bölgede yaklaşık olduğu tahmin edilen bütün proteinler kodlanıyor. Proteinlerin, kodlanan proteinlerin sayısı da en az 100 bin olarak tahmin ediliyor ki bunun çok daha üstünde. Şimdi proteinler de kendi işlerinde her biri akıl almaz derecede kompleks yapılar. Yüz binlerce yani protein, yüzün binin üzerinde daha doğrusu protein molekülü. Her biri son derece kompleks ve bunlarda da proteinlerde en ufak bir değişiklik olduğu zaman işlevsiz oluyor. Dolayısıyla evet. Evet. Şimdi İliksiz Hoca'ya bak o haber7.com'da yazı yazıyor. Evet. 3 milyar harfi biz bir kovaya dolduralım ona. Yani 10 kova. Evet. Harf getirelim küçük. Ondan sonra Taksim Meydanı'na çıksın İliksiz. Kovaları sepsin. Harfleri. O 3 milyar harften meydanları su dahil birçok ansiklopediyi ihtiva eden yazılar oluşsun. O zaman gelsin İliksiz'le ben konuşacağım. Bu olursa. Ama bu olmazsa İliksiz doğru konuşmuyor. Evet. Kardeşim çünkü 3 milyar harfin hepsi kusursuz olarak o yazıyı yazması gerekiyor. Evet. Yani tek bir harf yerine oynamamaksızın. Evet hocam. İliksizimiz ne diyor? Tesadüf. Tesadüf diyor. Yani evet. O, ve tesadüfçüleri de zaten destekliyor. Evet. Aydın dedesi de gelmiş, onu da elini öpmüş gördüğüm kadarıyla. Evet. İnşallah. Manevi evladı olmuş artık. Evladı manevisi. İnşallah. Aydın Doğan. Şimdi bakın, olay burada bir kere bitiyor mu, bitmiyor mu? Bitiyor hocam. Bitiyor inşallah. Kaç tane proteinden oluşuyor dedin sen? Yani en az 100 bin olduğu tahmin ediliyor ki daha fazla. Son araştırmalara göre. 100 bin, 50 bin diyelim. Evet. 50 bin tane protein. 50 bin proteinin bir tanesini, ama tek bir tanesini bana tesadüf sonucu yapsın. İliksiz hocamız. Mümkün değil. Tek bir tanesini, ondan sonra ben ondan konuşacağım. Bir tanesini. Niye mümkün değil? Proteinin olması için mutlaka başka proteinler, mutlaka DNA. Kaç proteine ihtiyaç var? En az 60'ın üzerinde hatta hocam protein son şekli vermek için 1150 tane daha protein gerekiyor. Yani binin üzerinde protein gerekiyor. Bir tek proteine son şeklini vermek için. O kaba şeklini yapıyor. Evet. Geçersiz oluyor kaba şekli değil mi? Evet. Hiçbir şey ifade evet. etmiyor. Sonra onun rötuşları kaç tane protein yapıyor? 1150 tane protein. 1150 tane protein de rötuş yapıyor. Rötuş yapıyor. Peptit bağları gerekiyor ayrıca. Evet. Değil mi? Evet. Bu tesadüfen olabiliyor mu? Mümkün değil hocam. Yani siz söylemiştiniz ya, bir protein olması için başka protein gerekiyorsa zaten sıfır ihtimal. Sıfır ihtimal. Sıfır ihtimal. Evladı manevi İliksiz'in bundan haberi var mı? Yok. Yok. Haberi yok. Evet. Aydın Doğan'dan gazoz içiyor orada. Sonra da elini öpüyor. Değil mi? Müslüman, milliyetçi olan insanların beyinlerine yanlış bilgileri empoze ediyor. Evet.